Evet, Casablanca'ya girişi yaptık. Şu an arkada Old Medina var. Şimdi oraya gireceğiz. Yemek yeri bakalım. Biraz dolaşalım. Biraz sırt çantasıyla çıkmak zorunda kaldık. Sırt çantasını bile teslim etmemiz lazım akşam. Yoksa gece yarısına kadar böyle dolaşamayız. Bir bakalım ne var ne yok etrafta. Önce tabii karnımızı doyuralım da. Şöyle etrafı da göstereyim. Harika gözüküyor ama. Gerçekten. Aynen, şöyle bir kendine göstereyim. Şöyle bir mekan denk geldi. Medine'nin hemen girişinde. Fiyatları çok uygun. İnşallah lezzetlidir. Ha davla davla dav. Abi çeşit çeşit tajinler var. Biz kuzu söyledik. Şu an pişiyor hepsi. Kömür tajını pişiriyorlar. Altında kömür var. Dana ciğeri. Yok, tavuk boynu. Evet, Casablanca'da soluğu direkt bir tajincide aldık. Kahvaltı yapmamıştık. Direkt karnımızı doyuracağız. Şöyle kuzu et dediğini söyledik diye düşünüyorum. Altında. Aynen. Çok kocaman bir tabak. 25 dirhem. Yanına bir iki meze getirdi. Acı biber getirdi. Yani kimisi tajın sulu olmaz diyor, kimisi sulu olur diyor. Bilmiyorum hangisi doğru da. Bilen varsa yazsın yorumları. Ben bir suyuna bakayım. Çok sıcak ya. Mesela bu sert eti. Önceki yediğimiz çok daha yumuşaktı, hemen dağılıyordu. Bu biraz sert gözüküyor. Yani bizim etli türlüye benziyor. Bence bir önceki yediğimiz daha iyi. Bu şarşaman yediğimiz daha iyiydi. Ama bunun fiyatı uygun. Karnımızı doyuralım biz. Ondan sonra devam ederiz. Evet, şöyle bir de kuru fasulye getirdi. Bu da çok meşhur. Sürekli yiyorlar her yerde. Şimdi tadına bakayım. Yani bizimkinden farkı, içinde kimyon var. Bolca geliyor tadı. Bir de bunlar tuzsuz yapıyor yemekleri, bilmiyorum neyi. Yani ne yesek tuzsuz. Neyse tuz atmak ihtiyacı duyuyoruz. Ama çok güzel pişmiş. Gayet güzel. Bakalım toplam fiyatı ne olacak bilmiyorum. Ödeyince paylaşırız. Biz devam edelim. Evet, bir tane de şöyle bir şey söyledik. Kuzu. Bu sadece et var içinde. Kuzunun ayağı diye düşünüyorum buralar. Şunlar boyun, kemikli. Şunlar aynen boyun. Yalnız kokusu çok güzel. Suyu da çok iyi. Bakayım, önce suyuna bakayım. Bak, ekmekleri böyle baget ekmek gibi çıtır çıtır. Bizim eskiden somun ekmekler vardı, bilmiyorum şu an satılıyor mu da. Onlara benziyor. Yemekler çok lezzetli oluyor yani. Ekmek tadına bakayım. İyi pişmiş sanki. Bu güzel. Bu 10 numara. Biraz da tuz atalım. Ama bunu zaten içeride pişirmiş. Isıtıp getirdi diye düşünüyorum veya kaynayan bir şeyin içine getirdi. Bunu direkt yan tarafta pişiriyor. Hemen ocağın üzerine koyup ateşin üzerine. Bu çok güzel. Gelirseniz bunu kesin deneyin. Fiyatları da 25 dirhem çok uygun. Adı da Kavai. Kavai'ymiş en azı. Kavai. Güzel. Şimdi biraz keyfim yine gelmeye başladı. Biz devam edelim. Thank you.
Şöyle bir pazara girdik. Medine'nin hemen yan tarafında pazar. Böyle sokakta hep yemek yerleri var. Şöyle çok fazla çekmek istemiyorum. Rahatsız oluyorlar, laf söylüyorlar. Ters ters bakıyorlar. Şöyle arkadan göstereyim. Burada balıkçı var. Genelde tüp sileme tekniğiyle pişirmişler ve standlara koymuşlar. Standlardan uzun süre beklesin diye. Bozulma çok uzayan, aynen. Uzayan bir pazar. Ekmekçi yanında. Balık kokuyor ortalık. Güzel ama. Aynen. Tatlı satan var. Bal satan var. Biraz basık bir havası var buranın ya. Bilmiyorum bugün... Şeyden denize yakın ya, o yüzden nem olabilir. Marrakeş gibi değil yani. Marrakeş'in havası çok iyi yalnız ya. 25 derece, hiç nemsiz. 10 numara. Terlediğimi hatırlamıyorum orada. Burada hakikaten böyle ufak ufak terliyorsa. Bak şu teyze şuraya açmış. Şükran. Bakımsız sokaklarında yürüyoruz. Şu acayip acayip yerlere girdik. Evet, meşhur camiye geldik. Kazablanka'daki ikinci Hasan Camii. Dünyadaki en büyük minareye sahipmiş. 210 metre. İçi 25 bin kişinin ibadet etmesini sağlayacak kapasitede. Dışı da 80 bin kişinin ibadetini sağlayacak kapasiteymiş. Toplamda 105 bin kişi ibadet edebiliyor aynı zamanda. Şimdi hatta ezan okundu. Bir gidip bakalım avluya. Evet, cami ile hakkında bir bilgi daha vereyim. Wikipedia bilgisi gerçi de 1980 yılında Fransız bir mimar tarafından yapılmış. 3 yılda da tamamlanmış. Yani kubbesi gerçekten çok büyük ya. Hani yakından görünce insan anlıyor ne kadar büyük olduğunu. Şimdi içine de gireceğiz. Evet, avlunun bir bölümü 80 bin kişi alıyormuş. Şöyle kocaman bir avlusu var. Vallahi ben ikna oldum 80 bin kişi aldığını. Çok büyük ya, gerçekten. Devasa bir yapı. Yani sadece bunun için Casablanca'ya bile gelinebilir bence. Yani Fas'a gelirseniz kesinlikle
Buraya görmeden gitmeyin. İnanılmaz muazzam bir cami. Işıktan çıkalım biraz. Aynen. Şöyle istersen yukarıyı da gösterebilirsin şöyle. İşlemeleri falan gerçekten harika. Çok muazzam. Şu arkadaki kırmızı taksilere bindik. Adam 1,5 kilometreye 40 dirhem dedi. Sonra yani, 20'ye düştü. Sonra 20'ye düştü. Sonra 10 teklif ettik. Tamam hadi gelin dedi. Ya haberiniz olsun. Bu taksiciler ya tam bir dolandırıcı ya. Pazarlık yapmadan hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Bu Hasan Cami'nin hemen yanında Marina Shopping Center var. Oraya geldik. Bizim AVM'lerle aynısı. Zaten bir sürü Türk markası var. Şöyle göstereyim. De facto, LC, Waikiki hepsi var. Biraz dolaşalım. Bakalım ne var ne yok. Farklı bir şey var mı? Evet. Gezinin son günü Orhan su kaynattı. Orhan ayağı su kaynattı. İlla yürümeyelim. Havaalanına gidelim. Oturalım. Bak bak nasıl bakıyor. Evet, Casablanca'da kafeye oturduk, kahve içeceğiz. Fas'ta bütün bölgelerin kahveleri birbirinden farklı. Casablanca'da böyle kahve getirdiler, sütlü kahve istedik. Bize latte geldi. Bunun aroması da farklı ama. Diğerine göre. Şöyle etrafta göstereyim. Burada satıcılar var. Yani oturduk kahvemizi yudumluyoruz. Casablanca'nın tren istasyonuna geldik. Buradan havalan direkt tren kalkıyormuş. Evet, yeniden merhaba. Casablanca'dan son yolculuğumuz. Artık buradan
havaalanına gidiyoruz. 50 dirheme, kişi başı 50 dirheme bilet aldık. Şu an kasa kasa Voyager'dayız. Buradan direkt tren havaalanına gidiyor. Hiç aktarma yapmıyor. Buraya gelirseniz bu treni kullanın. Yaklaşık yarım saat bir yolculuk olacak. Aynen 30-35 dakika sürüyormuş. Havalimanına varacağız. Casablanca'yı çok fazla gezemedik açıkçası. Hem son günün yorgunluğu hem de Casablanca'yı çok fazla yapacak bir şey yok. Çok da gezilecek bir yeri yoktu zaten. Aynen. Medine'si ve zaten Hasan Camisi dışında pek gezilecek pek bir yeri yok. Yani Medine'de çok şeydi ya, çok eskiydi. Böyle çok bakımsız, dağınık bir yerdi böyle. Çok da çok da güvenli hissetmedik açıkçası kendimizi orada. İnsanların bir de üzerine atlıyorlar, devamlı yapışıyorlar, işte bir şeyler satıyorlar. Yani en rahatsız olduğumuz yer de herhalde orası. Ama Ali, yemek yediğimiz yer. Tajin yapan yani. Ali'den bahsetmeden geçemeyeceğiz. O kadar iyi karşıladı ki bizi. Bizim zaten sırt çantalarımız biraz ağır. Yani o sırt çantanı güvende tutmak için adam elinden gelen her şeyi yaptı yani. Teşekkür ettik yani. Aynen adama misliyim. Teşekkür estim ettik. Yani şeyde otobüs durağını almadılar. Yani 3'e kadar alabileceklerdi. Biz daha fazla istedik. O Ali dayıdan. Zaten videoda göreceksiniz ne kadar kibar, ne kadar güzel misafirperver olduğunu zaten kendisini göreceksiniz. Aynen. Yemeğin yanında çok fazla ikramda bulundu yemek dışında. Yanına çok fazla meze getirdi, ikramda bulundu. Onlara para almadı. O yediğimiz bütün her şey toplamda 55 dirhem tuttu. Biz bahşiş verdik, sonrasında bir daha bahşiş verdik. Senin çanta tuttuğu için. Almak istemedi. Yani Fas'ta yaşadığımız ilk deneyim, hani güzel deneyimden bir tanesi herhalde. Aynen öyle. Bizi şaşırtan en önemli noktalardan bir tanesiydi. Hani bahşişi geri çevirmesi burada böyle bir yerde. Yani bizi biraz şaşırttı açıkçası. Yani o konumu etiketlemeye çalışırız. Muhakkak uğrayın. Eti çok güzeldi bu arada. Tajı da çok güzeldi. Hani diğer yanına getirdiği mezeler çok güzeldi. Karı koca eşitiyorlar zaten orayı da. Ufak bir yer. Medine'nin hemen sağ tarafında kalıyor. Biz tavsiye ediyoruz. Çok memnun kaldık. Fiyatları çok uygun diğer yerlere göre. Tajin 25 dirhemde. O kuzu etinden yapılma böyle aynı şey haşlama et de 30 dirhemde. Toplam 55 dirhem. Zaten yanındaki mezelerde para almadı. Aynen patates satması getirdi. Yani patates ezme getirdi. Pilav getirdi vesaire. Hiçbirine para almadı. Normalde alıyorlar bu arada. Yani onlar ekstra. Bazı yerler alıyor. Evet. Bir gün önce Marrakeş'teydiğimiz kasapta, lokantada almışlardı. Yani Casablanca böyle bir yer. Biraz karışık. Çok fazla gezecek turistik yerdik. O yüzden biz kalmadık zaten burada. Yani geceye konaklamadık. Sabah geldik. Gecede şu an dönüyoruz. Saat şu an 9.30'a geliyor. 9'a geliyor. Havaalanına geçeceğiz. Oradan artık Türkiye'ye varmayı planlıyoruz. Bakalım. Kısmet olursa inşallah. Aynen yine de yani Casablanca veya diğer şehirler hakkında çünkü videoları bölüm bölüm yapacağız. Hepsini bir video yapamayacağız. Mecburen çok uzun olacak. Bir de şu var. Türkleri tanıyorlar. Türkleri tanıdıkları halde my brother yani kardeşim olarak yaklaşıyorlar ama yani en üst seviyeden geçirmeye çalışıyorlar fiyat konusunda. Yani onlara da dikkat edin. Pazarlık yapmadan muhakkak pazardan bir şey almayın. O pas için geçerli zaten de Casablanca için daha fazla daha geçerli. Daha fazla gerekiyor. Yani daha fazla dikkat etmeniz lazım. Yani 1'e 5, 1'e 10 dedikleri oluyor. O yüzden aynen. Yani 50-60 dediği şeye minimum 10 değil, şey maksimum 10 değil. O zaten 10, dönüp arkanı gittikten sonra çağırıyor zaten. 10-15 alırsınız onu. Yani çok öyle. Beğendiyseniz yani 15 deyip alabilirsiniz. Biz 50 dediği şeyi 10 dirhem aldığımız oldu. O yüzden kesinlikle pazarlık yapın. Özellikle taksiler çok fazla geçiriyorlar yani. Yani 1 kilometrelik mesafeye adam 40 dirhem fiyat çekti. Şaka gibi yani gerçekten. Ama sonra tabi pazarlıkta vesaire 10 dirheme işi çözdük, işi bağladık yani. Evet, videonun yorumlara merak ettikleriniz varsa sadece Casablanca için değil, diğer şeyler için de yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırız. Biz 9-10 gün geçirdik burada. Bayağı bir uzun serüven oldu yani aşağı yukarı 6 şehir dolaştık yani. 6 şehir oldu. Aynen, Tanger, Tetuan, Martil, Rabat, Marrakeş ve Casablanca. Aynen. Casablanca'da bitiriyoruz. Şu an tren istasyonundan. Tren herkese selam. Görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Beğeni ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın.